Yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir saik, hastalıklar olduğu gibi, insanı kemal-i şevk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan, bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Ben bazen bir adedi külli da'in ve deva'in dedikçe, küre-i arzı bir hastane suretinde ve maddi ve manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden şafi hakikinin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahimiyetini hissediyorum. Hem mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek, eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halıkı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet-i ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülkü baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsn-ü ezelisi ve öyle bir cemal-i layezalisi görünür ki bir lemasıyla bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i imanı ya mütehakkim ve hodbin mutezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki hakiki fiyatı ve bahası cennet olan o rahmani pırlanta bir cam parçasına inip aynadarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. İşte bu üç misale kıyasen, daire-i kesretin müntehasındaki cüz'iyatın, cüz'iyat-ı ahvalinde, tevhid noktasında cemal-i ilahinin ve kemal-i rabbaninin binler enva ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. İşte tevhidde cemal ve kemal-i ilahinin kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi içindir ki bütün evliya ve asfiya en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhid olan La ilahe illallah zikrinde ve tekrarında buluyorlar. Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve celal-i sübhani ve saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş Efzalu ma gultu ene ven nebiyyüne min gabli la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayine iken tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden o nevi büyük ayineye dönüp o neve mahsus cilvelenen bir çeşit cemali ilahiyi gösterir. Ve fani, muvakkat olan güzellik ile baki bir nevi hüsnü sermediyi irae eder. Ve Mevlana Celaleddin'in dediği gibi an hayalati ki dam-ı evliya est aksi mehruyani ustan-ı huda est sırrıyla bir ayine-i cemali ilahi olur. Yoksa eğer tevhid sırrı olmazsa o cüz'i meyve tek başına kalır
ne o kutsi cemal ne de o ulvi kemali gösterir. Ve içindeki cüz'i bir lema dahi söner, kaybolur. Adeta baş aşağı olup elmastan şişeye döner. İnsanın hikmeti hılkatı. Risale'nin de Risale'nin hepsi orijinal da çok orijinal ve bir ömür boyu unutulmaması lazım gelen cümlelerden birisi bu cümledir. Bak oku. İnsanın hikmeti hılkatı. Yaratılışın hikmeti. Ve sırrı camiyeti. Yani Allah seni niye yarattı? Varlığının esprisine. Ve sırrı camiyeti. Hiçbir mahluka verilmeyen devlet, nimet, istat, kabiliyet, meziyet, hususiyet kime verilmiş? İnsana verilmiş. Bak, insan. Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mâkes aynen. Sırrı. Peki bu camiyetin sırrı ne? Yaratılışın hikmeti. Hikmeti ne? Camiyetin. Ve bu camiyetin sırrı ne? Sırrı ne? Mesela burada diyelim ki hesap makinesi var. Toplama çıkartma yapıyorsun. Daha yeni kurulmuş. Burada dünyanın en mükemmel, muhteşem bilgisayarı var. Yüz tane profesörün, yüz tane matematik profesörün, yüz senede yapabileceği, çözebileceği bir şey, denklemi, bilgisayar, bir enter, bir alma. Şimdi sahil hayvanat tabiri caizse hesap makinesi gibi. İnsan da öyle. Koordinatları, donanımı. Donanımı sonsuza, bekaya, ebediyete açılıyor. Peki, yaratıcısının sırrı ve bu camiyetimizin sırrı hakikisi ne? Allah bizi niçin yarattı? Bak cevap veriyor. Evet. Oku. İnsanın hikmeti hılkatı ve sırrı camiyeti ise her zaman, her zaman, her dakika, hiçbir zaman yok ki her zaman içerisine girmesin de. Evet. Her zaman, her zaman. Bak, bir de tahsis yapıyor. Yani her zaman, oku. Her dakika. Her dakika. Her dakika, evet. Halıkına iltica. Halıkına iltica. Bak şimdi, ve yalvarma. Hılkatımız, yaratılışımız ve camiyetimizin sırrı. Her zaman, her dakika, her dakika. Halıkına iltica ve yalvarma. İltica bir, yalvarma iki, ve hamd ve şükür hamd etmek. Ve şükür. Her bak, zaman. İltica, istiğfar, nedamet, gözyaşı, hamd, şükür, sena, tesbih, tehlil için biz ne yapılmışız? Yaratılmışız. Yani varlığımızın esprisi şu dört manaya bakıyor. Bir, marifet ilahiye. Maşallah. Hele gel. Bu büyük Allah'ı ne kadar tanıdım ya. Hele gel. İki, muhabbet-i Rabbani, Allah'ı sevmek. Sevmek, bilmek makamının daha önündedir. Ama sevmenin de altyapısı nedir? Bilmektir. Bilenler sever. Bilmeyen sevemez. Marifet-i ilahiye bir. Muhabbet-i Rabbaniye iki. Marziyat-ı ilahiye. Allah'ın rızası. Etti üç. Ubudiyet-i külliye. Külli ibadet dört. Bu mana için yaratılmışız. Her zaman bir de her dakika. Her dakika. İltica, istiğfar, nedamet, tesbih, hamd, şükür, tazim. Bu üç mana Kur'an'ın çekirdeği. Değil mi? Zikir makamları üç kelime üzerine kurulmuş.
Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Kur'an'ın çekirdeği bunlar. Namazın da çekirdeği bunlar. Namazın arkasındaki tesbihatın da çekirdeği bunlar. Şimdi burada gençlere bak size bir şey söyleyeyim de. Yani şu zamanı, şimdi biraz teknik ama ben biraz daha kaba konuşalım, babamı konuşalım, işin tekniği değil. Şimdi zamanın iki boyutu var, iki ciheti var. Biri yatay, biri de dikey. Yatay, mesela şöyle bir grafik çiz. Şu sıfır noktasından T1, T2, T3, T4 öyle git. Yatay. Saniye, dakika, gün, ay, sene, asır öyle git. Mesela bir insanın yatay ömrü 80 sene, 90 sene, 30 sene Allah ne kadar takdir ettiyse o. Bu yatay. Değil mi? Bir de dikey var. Şimdi bu cümleye mebni konuşalım. Yatay. 3 sene önce ne yaptın? 20 sene önce şu işi yaptım. Adam ticarette meşgul oluyor. Otel kurduk ama çalışamadık. Ticarete girdik, iflas ettik. Evirdik, çevirdik. Merhameti İlyah elimizden tuttu, bugüne getirdi. Bu yatay boyut. Doğdum. Yatay bu. Çocukluğum, gençliğim, olgunluğum ve ihtiyarlık ve ölüm. Bu yatay. Ariflerin, kamil insanların, Evliyaullah'ın dünyası yataydan ziyade dikeydir. Ben neyi demek istiyorum? Bak. Güneş de doğuyor ya maşallah. Evet, evet. Manzarayı da kaçınmaya bak lazım. Maşallah. Şimdi mattuf ve maksut dikey boyut. Ben ne demek istedim biraz daha açayım. Bakın. Şimdi zamanın en küçük birimi ne? An. 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 Değil mi? An. Bir anı seyredin mi? An. 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 Şimdi bu anın içini doldurmak. O anın ne yapmak? İçini doldurmak. Şimdi saat diyelim ki saat 6 mı? Hayalinde tut bakın bu anı. Saat 6. İbre 6'yı gösterdi mi? O anın içine girdin mi? Gir. O ana imanı koy. İzanı koy, ikanı koy, hulusiyeti koy, ihlası koy, istikameti koy, sıddıkiyeti koy, aşk-ı İslamiye'yi, davayı Kur'an'ı koy ve derinleştir. Dikey boy. Fefurru ilallah. Ta arşa kadar. Miraca yüksel. Miraca yüksel. Her an. Her an. Yükseldikçe ya. Yükseldi. Kabı kavsayana kadar. Muhittin Arabi gibi bazı zatlar demişler ki Peygamberimizin, Peygamberimiz Aleyhisselam ruh ve cesediyle miraca çıktı. Hakkat. Bir de onun her namazı miraçtı. Ruhen yükseliyor. Bakın sözde de bir cümle var. Dikkatinizi çekmiş mi? Şahgeylan, İmam-ı Rabbani gibi zatlar bir dakikada seyir ruhani ile arşa çıkıyorlar. Bu cümle yok mu Risale-i Nur'da? Bir dakikada. Maşallah. Bir dakikada Allah seyir ruhani ile arşa çıkıyorlar. Yakut-ı Arşi. Ya bak. Mısır'da yaşayan bir evliye varmış. Yakut-ı Arşi. Arştaki meleklerin tesbihatını işitiyor. Bu eskiden telefonlar çıktığı zaman bir de bakıyorsun şey ne diyor?
kapsama alanının dışındayız. Allah Allah. Şimdi kapsama alanının dışı. Ne bakıyorsun dağda, Anadolu'nun muhtelif şey yerlerinde, medeniyet getmemiş yerlerinde çekmiyor. Bakın şimdi bu evliyanın kapsam alanına bakıyor. Arşı. Arşı aradaki meleklerin tesbihini işitiyor. Ya. Kulak. Maşallah. Göz. Ve kalp. Şimdi madem yaratıcımızın sırrı, camiyetimizin sırrı hakkısı bu. Dikey boyutu derinleştir. Tekmil et. Dikey boyutun içine de camiyeti sok. Üstad pencerede ne diyor? Tasnif ediyor. Allah'a giden yollar içerisinde tabakat varsa en birinci tabaka arifler. Arifler, abidler, sacidler, efendim mücahitler, aşıkinler, zakirinler, efendim aşıkinler, efendim say isim. Birinci tabaka asfiya değil mi? Asfiya. Asfiya değil mi? Kur'an'ın birinci tabakası. Evet, tabaka asfiya. En büyük arif billah asfiyadır. Asfiya. Yani. Bakın şimdi arifler, sacidler, abidler, abidler, muttakiler, muvahhidler, hamidler, zakirler, şakirler, ilahir. Abiler de girebilir yani. Ne? Abiler dediniz de yanlışlıkla. Doğrudur. Yeni bir grup abiler. Bak şimdi bunlar... Bak şimdi... Dikey boyutu derinleştir. Derinleştir. Maşallah. Şimdi Kur'an... Kur'an değil mi? Hem kitab-ı marifet, hem kitab-ı zikir, hem kitab-ı hakikat, hem kitab-ı ahiret, hem hikmet, hem şeriat, hem davet, hem tebliğ. Bak, bu camiyet var ya, senin fıtratında da bu camiyet var. Şimdi Risale-i Nur'u okursun. Cuş-u huruş'u okursun. Bak, çıkarsın şeye, Çam Dağı'na. Zikir makamı. Zikir makamı da okursun. Münacat. Münacat tarzını okursun. Bak, bu makamı ne oldu? Zikir. Ama eksik canım. İçine fikri kat. İçine bütün hissiyatını kat. Cuşu huruşla. Üstad ne diyor? Peygamberimiz bütün kainatı cuşu huruşla velveleye getirmiş mi? Ha? Sen de iş dünyanı velveleye getir. İçindeki alem böyle dünyanın en büyük yanardağının patladığı gibi. Gölcükte patlamalar. Patlamalar. Allah Allah. Rahim, 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 Rahim. Şimdi ismi Rahim'in Rahim tecellisi, rahmetin tecellisi. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Bak yoğunlaşıyor, yoğunlaşıyor. Ondan sonra Rahim'sin Ya Rab. Allah Allah. Neyse bizim meşlemimizde şey yok öyle. Fazla istihlak yok da oraya girmeyelim de. Bak, zikri kat, fikri kat, hikmeti kat, yakın nurunu kat. Üstad diyor bak. 22. söz okunurken dinledim. Bak. 22. söz okunurken dinledim. Hem külli zikir. Hem marifet, hem zikir, hem kutsi hikmet, hem huzur, hem huşu. Allah Allah. Dikey boyut. Ben dikey boyutu şöyle formüle ediyorum. Nedir dikey boyut? Bak, bilmiyorum. Anınla ol. Zamanın en küçük birimine an. Anınla ol. Ne o? Kul ol. Tüm bu söyledikleriniz onun için değil mi? Kul. Kul. Buyur. Anınla kul ol bir de. Anınla, onunla ol. Onunla ol. Huzur. Dışı sahra-i kesette,
İçi ummanı vahdette olmak. Huzur ya. Huzur. Onunla oluyor. Onunla. Şu bütün ışıkları söndür. Çağ gelene demiş, sen şimdi ışıkları söndür deyince, çağ görene demiş, efendim, ya. Bütün ışıklar söndü, bizim güneşimiz vakidir. Amenna. Bizim güneşimiz. Güneşin yanında bunun ya, ne hükmü var ki ya? Bütün ışıklar, nurlar söndü, bizim güneşimiz nedir? Vakidir. Ekıt kevkebi ya. Bir ismi nuren ve behçeten. Evet. Medet dehri bil eyyam. Ya nuru cel celet. Allah iki boyutta bizi derinleştirsin. Şimdi insan çıplak gözle bakar. Değil mi? Bak. Bazen de zevahir insanı aldatır. Bazen çıplak gözle bakış insanı aldatır mı? Aldatır. Göz yanılır. Göz yanılır mı? Göz bize her şeyi görür mü? Kandaki turşu suyundan bir damlayı mikroskopun altına koysan kıyamete kadar daha turşu su içmez. Milyonlarca mahluk. Mikroorganizma. Öyle değil mi doktorum? Heh, bakın. Ha. Şimdi zevahir aldatıyor. Bir cümle var ya sana, dışı sahra-i kesitte, içi bulman-ı vahdet olmak. Eli kârda. Bak, eli kârda demişler eskiler, kalbi gönlü yarda olmak. Biz yıllar önce Çanakkale'ye gitmiştik, bir grup kardeşle beraber. Sen yoktun değil mi? Yok. Keşke olsa. Çanakkale'ye gittik, böyle o Çanakkale'ye gitmek lazım yani. Allah Allah. Şey, 200 bin şehit şühada. Ahmet Kaya'nı çok güzel anlamış. Ya. Çanakkale. Şimdi Çanakkale böyle boğazı seyrediyoruz. Hakikaten Çanakkale boğazı böyle bu durgun şey göl gibi değil. Nehir gibi. Okay. Akıyor. Ben dedim kardeşler bu Çanakkale şu boğazla ilgili size bir sır söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Evet. Sen. Dedim şu Çanakkale boğazı var ya, ya evliye azim eden mestur, riyasız evliya. İyi dinleyin. Bak, riyasız evliya. Nasıl oluyor abi ya? Nasıl yazı denemiyor? Bak, şimdi Çanakkale boğazının derinliğini düşün. Diyelim ki 200 metre. Boğazın derinliği 200 metre. Evet. Bak, şimdi ilim dünyasının ifadesine göre %10'u 200 metrenin %10'u 10 metresi. Yok. 10 metresi. 20 metresi. 20 metresi. 20 metreden daha da azı. Öyle diyelim. Kaba konuşalım. Yani simgesel ve sembolik konuşayım. Anlamaya çalışayım. Şimdi 200 metrelik bir derinlik var. Hatta 300 metrelik bir derinlik var. 10 metresi, 10 metre mesela sağdan sola doğru mesela buradan ileriye doğru akıyor. Bak. Marmara'ya doğru akıyor. Diye. Şeye doğru akıyor. Diyelim ki evet, Ege Denizi'ne doğru akıyor. Ege Denizi'ne doğru akıyor. Şimdi yemin kasem ve bete vallahi billahi tallahi ben gözümle gördüm Çanakkale E'ye doğru akıyor. %10'u ama %90'ı da E'den Marmara'ya doğru akıyor. Altta. Ters akıntı. Allah Allah. O iki denizi birleştirdik onun gibi bir şey. Dur bak. %90'ı da ters akıyor. Bak.
riyasız evliya. Hiç kimse bilmiyor. İçindeki akış. Başka yön. Üstad ne diyor? Ben başka maksattayım. Ya. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmış. Ben başka maksattayım. Başka. %90'ı fefurru ilallah, Allah'a gidiyor ya. Hiç haberin yok. Yanında seninle beraber oturuyor, içiyor. Mesturin, mahfuzin, ahviye, hafiler, bilinmeyenler. Sadece Allah biliyor. Ya. Benim gök kubbesi altında öyle kullarım var ki benden mağda kimse onları bilmez diyor. Hızır Aleyhisselam bir zat, Alim Fazıl Kamil bir zat sohbet ediyor. Sohbeti çok tattı. Abdurrezzak ismindeki bir zat. Sohbet ediyormuş. Zaman zaman Hızır Aleyhisselam dahi gelir onun sohbetini dinliyormuş. Şimdi böyle sohbetin tam kıvam noktasında Hızır bakmış yanındaki uyuyor. Dürtmüş. Ya, bu sohbette uyuyor. Adam gözünü aç bir daha kapatmış. Bir daha sohbetin kıvamında, bir daha düşmüş. Kalksana, baksana bana. Demiş ki, ben Abdurrezzak'ı değil, Rezzak'ı dinliyorum. Maşallah. Rezzak olan Allah'ı dinliyorum. Hızır Aleyhisselam dürtmüş. Ne uyuyorsun diye. Hızır bir daha dürtünce, bana bak demiş. Senin Hızır olduğunu şu bütün aleme eğer kimsenin önünden kurtulaması deyince Hızır Aleyhisselam şaşırmış. Ya Hızır Aleyhisselam elini açmış. Ya Rabbi bana verilen listede bunun ismi yok. Cenab-ı Hak Lisan-ı Hikmet'te buyurmuş ki o listede beni sevenlerin ismi var. Bu benim sevdiklerimin listesinde. Maşallah. Ya. Bakalım mahbubiyet. Ya. Yani o insanın içindeki akış. Dikey boyut. Maşallah. Neyse bu uzun gider de. Oku bakalım. Formülü ama bir daha tekrarlayalım. Anınla ol, anınla onunla ol. İnsanın hikmeti hılkatı ve sırrı camiyeti ise her zaman, her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan insanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden. İstiyorsan o ukaz panayırlarında şey diyor. Panayır'a gelen çadırlara giriyor çıkıyor. Da Risalet'in ilk dönemleri, Mekke dönemi. Amcası da peşi sıra dolaşıyor. Arkasından dolaşıyor. Bu yeğenin mecluptur ya. Bunun sözüne itibar etmeyin. Allah Allah. Şimdi böyle tazik insanlar şimdi cahiliye dönemi kaba, mizansız, muvazenesiz, hakaret, tahkir, Müslümanlar böyle. İşte Resulullah değil mi? Getmiştir devenin şeyini, yavrusunun şeyini. Hazreti Abubekir'e. Şimdi o böyle bak, tebliğ, Allah'ı anlatmak, peygamberlerin görevine önce Allah'ı bildirmek var. O sıkıntılı zamanlarda, meşakkatlara düşer olduğu zaman insanda şöyle bir his var. Ya mesela
senin arkadaşını birisi dövse, o dövülendir ki, ulan sende vefa yok mu? Senin gözünün önünde beni dövdüler, sen buna sahip çıkma. Kılın kıpırdamadı. Yani, kılın kıpırdamadı. Ya, veya, öyle mi? Çok sevdiğin, itimat ettiğin bir insan sana sahip çıkmadı ya. Ya sen de şefkat, merhamet, muzahiret olsaydı o sıkıntılı gününde bana ne yapardın? Sahip çıkardın. Bu mu dostluk? Ya bu mu dostluk? Bu mu gönül dostluğu? Bu mu kurbiyet falan? Bakın öyle değil mi? İnsan fıtratında var. Şimdi böyle Peygamberimize Hazreti Vesselam'a bak. Yapılan hakaretler, tezcifler, tahkirler. Ayette var ya, em yekulüne şairum. Sana şair mi diyorlar? Var ya. Ne tanım ya Allah Allah. Böyle. O zamanlarda insan fıtratında var. Ya, Cenab-ı Hak niye bana yani sahip çıkmıyor? Niye müzaharet etmiyor? Niye melek göndermiyor? Değil mi? Niye bu ahvalda beni muhafaza etmiyor gibi insan hissine gelebilir mi? Bak o ahvalın şiddeti zamanında Peygamberimiz ya Rabbi sen razı ol. O tahkiri, o hiddet ve şiddeti düşündüğü yok. Sen razı ol. Ya Rabbi sen razı ol. Ne olur ya Rabbi sen razı ol. Sen razı ol. Ya, insan fıtratı. Ya, sen benim 40 senelik gönül dostumdun. Bana 40 tane değnek vurdular. Sen hiç önüne geçme. Allah seni affetsin. Öyle değil. Ya Rabbi sen razı ol. Ama İbrahim Aleyhisselam ne demiş? Çekil demiş. Ya Allah, İki dostun ya. Arasından. Girme. Allah Allah. O razı ya. Olduktan sonra. Dost istersen Allah, Allah yeter. Hazreti İbrahim değil mi ya? Çekil ya acaba. Cebrail değil mi? Sen çekil. İki dostun arasına girme. İki dostun girme. Arasına girme. Bu yakayacaksa yaksın. Evet. Tabii burada bir sır var. Allah bir kulunu severse ya ateşe atar ya taşa tutturur. Ya taşlandırır. Taş. Ya taş atar, attırır. Ya ateşe, ateşe atar. Yahut da kuyuya iter. Ya balığın karnına. Ya da balığın karnına götürür. Bu Allah'ın sünnetullah kanunu. Allah Allah. En büyük belalar, en büyük sıkıntılar kime? Önce peygamberlere. Peygamberlerin de en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah. Nusret Hoca Allah rahmet eylesin, Allah makamı cennet etsin. Diyoruz ki şu hizmette böyle sana ilişmezlerse, evet, evet. Sıkıntı gelmezse, hiçbir problem yoksa, hiç problemin yoksa al çıkart mendili ağla. Mendilini çıkar ağla diyor. Ağla. Ağla. Allah rahmet eylesin. Allah. Çünkü hayırlı işlerin muzır manileri çok satıyor. Eğer mani çıkmıyorsa demek hayırsızdır yani. Yani mümin belaya ne olandır? Muhatap olandır. Müptela olandır. Müptela olandır. Bir sahabe var. Sahabenin hanımı da çok muttaki. Yok diyor ki, bize hiç bela gelmiyor. Eyvah. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Acaba biz rahmetten mi mahrum olduk? Cenab-ı Hak'la rabıtamız mı kesildi falan? Ben diyor gideceğim Resulullah'a diyeceğim ki ben bu kocamı boşamak istiyorum ya Resulallah. Allah Allah. Bak, sonra dışarı çıkıyor. Bir haber geliyor ki kocan düşmüş, ayağı kırılmış. Elhamdülillah diyor. İçeri giriyor da. Ya. İnsanı büyüten çile. İstenmez. Meşakkat belki verir. Ateşi. İstenmez. Belki verir. İstenmez. Belki verir. Bela. Bela. Hazreti Mevlana diyor ki niye şey diyorsun ki? Bela. Niye beladan şikayet sızlanıyorsun, şikayet ediyorsunuz? Al, sen niye dünyada beladan şikayet ediyorsun? Sen Allah ruhları yarattığı zaman sana sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bela, bela demedin mi? Ya belanı buldum. Ya belanı da buldum. Bela beni buldunsa eğer cefa endir, cefa endir, beladır. Evet, şu dikey boyutu iyi düşünmemiz lazım. Devam et.
İnsanın hikmeti hilkati ve sırrı camiyeti ise her zaman, her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan. İnsanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir saik hastalıklar olduğu gibi. Peki şimdi bu dediğimiz manaya masaretin iki cephesi var. Biri irade ihtiyarı, öbürü ızdırarı. Mahtuf ve maksat ihtiyarla, iradeyle o dikey boyutu ne yapmak? Yani, doldurmak ve derinleştirmek. Bir de ızdırarı. Izdırarı da Allah'ın rahmeti. Mesela hayatı boş geçmiş, günahlarla geçmiş, perişan olmuş. Bakıyorsun ahir ömründe Allah ona bir hastalık veriyor. Hastalık. İnliyor. Kulsun, kusursun. Kulluk ne? Allah'a karşı aczını, fakrını, naksa kusurunu bilmek değil mi? Ha. Yaşlılık, ihtiyarlık. Ondan sonra o hastalığın iklimine girdi mi, Allah eritiyor. Safileştiriyor. Buzlar eriyor. Hakikat aleminde biraz daha açılmaya değil mi? Doğru gidiyor ya. Yani. Şimdi ben bazen misal veriyorum. Şimdi şurada dünyanın en güzel manzarası var ama cam buzlu. Bak, bir şey göremezsin ki. İşte hastalıklar o buzlu camı böyle şeyle, rendeyle, planyayla eritiyor, eritiyor. O da Allah'ın rahmeti. Aczini, fakrını, naks ve kusurunu görüyorsun. O zaman kulluk az ve fakr içerisinde ihlasa medar oluyor. Şimdi bir adam hasta, perişan, 10 tane, 20 tane hastalığı var. Şimdi bu adamda şan, şöref, alkış gibisi olur mu? 40 tane hastalığı var. Allah Allah. O ahval içerisinde, Allah Allah. Demek hastalıklar insanın aczini, fakrını, naks ve kusurunu insana ihsas ettiriyor. İnsan da acz ve fakrını bildiği nispette de Allah'a kurbiyet ve yakınlık artmış oluyor. Bu da Allah'tan bir rahmettir. Evet. İnsanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir saik hastalıklar olduğu gibi. İnsanı kemali şevk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğuna, bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Mesela, dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama, iman ile hidayet ihsan etmek. Eğer tevhid nazarıyla bakılsa, birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halıkı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak. Allah Allah. Hidayet de imanla Allah. Bir anda Allah'ın neyi oluyor? Muhatap bir Allah. Şimdi bir adam az böyle enaniyetli ve gurur olur mu? Diyor ki, lan kes sesini. Sen benim muhatabım değilsin. Bakın şimdi Allah'ın ihsanına. Allah insanı seçmiş. İnsan müntehap seçilmiş. Kur'an'da Cenab-ı Hak kime hitap ediyor? İnsana. Allah'ın muhatabı, dostu, enisi, halili, habibi olacak keyfiyet kime verilmiş? İnsana verilmiş. Evet. O cüz'i, birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halıkı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet-i ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülk-i baki. Bak yani, imanın neticesi var. La ilahe illallah'ın karşılığı nedir? Mülk-i hayatı bak, mülk-i baki. Ebediyet. Ama nasıl? Şahane. Ya. Ve çok ne göz geniş görmüş, ne ve göz... şaşalı bir mülkü var. Cennet de. Tasvire sığıyor mu? Hayale giriyor mu? Fikir yetişiyor mu? Allah Allah. Haridi nafiha ebeda. Evet. Ve baki bir dünyayı ihsan etmek. Baki bir dünya. Ama nasıl?
İçinde elem yok. Ya. Sıkıntı yok. Sadece yok. Ve onun gibi bütün müminlere dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan. Ya. Tek başına cennetine mi? Bütün müminler. Ali Rüveyn bir şeyi var da, münacatı. Peygamberimiz hakkında sensiz cennet bana hicrandır efendim. Sensiz cennet bana hicrandır efendim. Şimdi cennet herkes var, Resulullah yok. Ya. Hicran sanki zindan. Ya. Şimdi bak şurada önemli bir sır var. Şimdi bir zaman bir genç dedik ya, gençlerin elinde bilgisayar var ya, telefon bilgisayar. Hocam dedi, buyurun. Hocam cennete gireceğiz ama cennette bilgisayar yok. Tablet yok. Tablet yok. Okul yok, eğitim yok. Otur ne yapacağız? Canımız sıkılır. Canımız sıkılmaz mı? Çocuğun dünyası. Allah Allah. Bak, hocam ne olacak bu cennet ebedi? Nasıl dolduracağız? Gel gel, gel yaklaş falan. Ya. En üç boyutlu, çok boyutlu, en güzel sinemalar cennette. Allah. Durdu. Nasıl? Nuh tufanı. Orada seyredeceğiz. Canım. Allah Allah. İçine gidelim. Ya içine gidiyorsun. Gemiye bin yani. Gemiye biniyorsun. Orada Cenab-ı Hak karşımıza temessül ettirecek. Nuh tufanı. Bütün peygamberlerin hayat hikayeleri, tebliğe medar anları, levhalar orada görünecek. 124.000 peygamber gelmiş. Hazreti Musa, ya Musa sen ne yapıyorsun ya? Arkadan şey geliyor. Firavun ordusuyla. Sen bizi perişan ettin. Arkada Firavun, önde deniz. Arkada domuz. Arkada domuz, önde deniz. Sen bizi perişan ettin. Ya Allah'ın vaadi var. Sabredin. Ya nasıl sabrediyoruz? Aha yaklaşıyor. Aha da deniz. İşte, asasını vuruyor ya. Onu da ne yapacağız? Seyredeceğiz. Hazreti Hamza'nın şehadetini seyredeceğiz. Yani. Bu bir. İkincisi, cennetteki Müslümanların sayısı ne kadar Allah bilir. Diyelim ki efendim 500 milyar insan cennette. Bak, herkese münasebetimiz olacak. Senin bir gönül dostun olsa, o seni evine çağırsa, sen gider misin? Gidersin. 500 milyar Müslüman, herkes seni evine çalışacak. Orada ilişkiler olacak. Yani komşuluk ilişkisi. Sohbet, muhabbet. Sohbet, muhabbet. Bak, dünyadaki bak, şimdi maceralar. Şimdi sen onun evine gittiğin zaman, o da senin de evine gelecek. Bir ömrü billah bir kere mi gidecek sana? Bak, milyarlarca, trilyonlarca ne olacak? Bak, muhabbet, münasebet olacak. Ve cennette sohbetler var, marifet sohbetleri var. Bakın şimdi, bak burada bir kafirden yarın biz ondan boğazını sıkıp hakkımızı isteyebiliriz bu sırra benimle. Gel bana ulan. Bak. Eğer sen daire-i hidayete girseydin, senin imanın olsaydı sen cennete gidecektin. Sen cennette girdiğin zaman 500 milyar insanla 500 milyar köşkün yanında 500 milyar artı bir. Senin köşküne de gelecektim, senin yemeğini de yiyecektim, sen de bana gelecektin. Benim cennetteki köşküme zalim sen ne oldun? Engel oldun. Gel şimdi hesap ver. Adam zaten perişan olmuş yani. He? Adam zaten perişan olmuş yani bir de. Perişan olmuş. İyice olsun. Belasını bulsun. Dinle, şirkete, zulmün, azın, bütün kainatın hukukuna tecavüz etti. Ne perişanlığı. Bir de Allah. Burada insan mükerrem olduğundan kendi diyor ya saadetiyle beraber. Ya, onlar şimdi o cihetlere de oraya girmiyor da yani burada yani bak şeyi yani bir insan daire-i hidayete girdiği zaman
onun cennetiyle de sen alakadar oluyorsun. Onun cennetine de giriyorsun. O da senin cennetine giriyor. Değil mi? Şimdi bu, bir adamın burada böyle dünya çapında bir çiftliği var, bağı bahçesi var. Açtığı zaman sen o bağda, bahçede tenezzüh etmiyor musun? Tefekkür etmiyor musun? Lezzet almıyor musun? Evet. Öyle düşün. Evet. Şurada bir cümle daha var, oku. Evet. Onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde. Bak, ihsan-ı ekber diyor. Allah'ın kula bahşettiği en büyük ihsan hidayet. Hidayet. Hidayetten büyük nimet yok. Hidayetten en büyük devlet yok. Nimettir. Hidayetten büyükse en büyük nimet ruhun bir lezzettir. Vicdanı bir lezzettir. Ruhun cennetidir. Bak hidayet. Yani Allah bir kulunu severse ona padişarlık, mal, mülk, çoluk, çocuk, servet, hayır hepsini geç. Allah bir kulunu severse en büyük ihsan-ı ekberine hidayet. Şu hidayet nimetine de hamd etmek lazım. Minel ezel, minel ebed. Allah hamd olsun. Allah bizi, bak şu Kur'an'la, şu İslamiyet'le, şu hakikatlerine yapmış, şereflendirmiş. Elhamdülillah. Hamden lillah. Minel ezel, minel ebed. El Fatiha.